Bu videoda izleyecekleriniz insanoğlunun tabiat karşısında ne kadar aciz ve zayıf olduğunu gösterir nitelikte olacak. Bugün yıllardır büyüleyiciliği ve akıl almaz gerçekliği ile bizleri şaşırtan Mariana Çukuru hakkında konuşacağız. Bu çukurun içinde hangi sırlar saklanıyor? Nasıl oluştu ve hangi canlılar burada yaşıyor? Bu gizemli soruların hepsine cevap bulacağız. Videoya başlamadan önce sizlerden bir ricamız var. YouTube üzerinden siz değerli izleyicilerimize çok daha kaliteli videolar üretebilmek için 1000 abone olmaya ihtiyacımız var. Kanalımıza abone olup bizleri destekleyebilir ve bu kanalda görmek istediğiniz video önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi seyirler. Mariana Çukuru nedir? Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan bir okyanus çukurudur ve Mariana Adaları'nın doğusunda yaklaşık 200 kilometre uzaklıktadır. Bu çukur yarı ay şeklinde olup yaklaşık 2550 kilometre uzunluğunda ve 69 kilometre genişliğindedir. Bir okyanus çukuru, dünyanın kabuğundaki büyük iki tektonik levhanın çarpışması sonucu oluşan deniz tabanında derin bir çukurdur. Mariana Çukuru'nun durumunda ise daha büyük Pasifik levhası daha küçük Mariana levhasının altına itilir ve bu bir subduksiyon zonu oluşturur. Bu süreç ayrıca Mariana Adaları gibi volkanik adaların oluşmasına da yol açar. Ve bu adalar Japonya'dan Yeni Gine'ye uzanan daha büyük bir volkanik yayın parçasıdır. Mariana Çukuru dünyadaki en derin okyanus çukurudur ve en derin noktasına Challenger derinliği denir. Challenger derinliği İngiliz deniz gemisi HMS Challenger tarafından 1875 yılında bir ağırlıkla ölçülerek isimlendirilmiştir. Kaydedilen Challenger derinliği yaklaşık 10.984 metre veya 36.037 feet'tir. Bu neredeyse deniz seviyesinin 11 kilometre altında demektir. Bu çukurun ne kadar derin olduğunu anlamak için Everest Dağı'nı Challenger derinliğinin dibine koysanız zirvesi hala su yüzeyinin 2 kilometreden fazla altında olurdu. İşte bu kadar derin. Mariana Çukuru'nu keşfetmenin zorlukları nelerdir? Mariana Çukuru'nu keşfetmek göründüğü kadar kolay bir görev değildir. İnsanlar ve makineler için çok zorlu bir ortam olan büyük basınç, karanlık, soğukluk ve izolasyonla karşı karşıyadır. Challenger derinliğindeki basınç deniz seviyesindekinden yaklaşık 1000 kat daha fazladır. Bu, her bir metre inmenizde vücudunuza veya aracınıza başka bir 100 kilogramlık birim kuvvet eklediğiniz anlamına gelir. Yani kısaca parmağınızın üzerinde bir filin durduğunu düşünün. Basınç o kadar yüksektir ki çoğu malzemeyi sıkıştırabilir ve onları patlatabilir. Örneğin bir polistiren bardak Challenger derinliğinde bir iğne başı boyutuna kadar küçülecektir. Karanlık bir başka zorluktur. Bu derinliklerde güneş ışığı yoktur ve tek ışık kaynağı kendi ışıklarını üreten biyolüminesan organizmalardan gelir. Görüş mesafesi çok düşüktür ve çoğu kamera, sensör net görüntüleri veya verileri yakalayamaz. Sıcaklık da çok düşüktür ve 1 ila 4 Celsius arasında değişir. Bu neredeyse donma noktasına yakındır. İzolasyon, Mariana Çukuru'nu keşfetmeyi zorlaştıran başka bir faktördür. Bu derinliklerde radyo sinyali veya GPS koordinatları yoktur ve yüzeyle iletişim sınırlı veya imkansızdır. Ekipman arızası veya insan hatası riski çok yüksektir ve kurtarma operasyonları çok zorlayıcıdır. Mariana Çukuru'nu keşfedenler kimlerdir? Bu zorluklara rağmen bazı cesur kaşifler Challenger derinliğine ulaşmaya başardılar ve kendi gözleriyle mucizelerini gördüler. İlk insanlı keşif 1960 yılında gerçekleştiğinde iki Amerikalı deniz subayı Don Walsh ve Jack Picard Trieste adlı özel bir batiskaf ile Challenger derinliğine indi. Bir batiskaf, büyük bir denge tankına bağlı bir küresel kabin kullanan derin denizaltı türüdür. Trieste, Challenger derinliğine ulaşmak için yaklaşık 5 saat sürdü ve burada yaklaşık 20 dakika geçirdikten sonra yüzeye geri yükseldi. Walsh ve Picard, düz bir çamurlu zemin gördüklerini ve bazı küçük balık, karides benzeri yaratıklar gördüklerini rapor ettiler. İkinci insanlı keşif 2012 yılında gerçekleştiğinde Kanadalı film yapımcısı ve kaşif James Cameron, Deep Sea Challenger adlı özel bir denizaltı ile indi. Cameron,
Challenger derinliğine ilk kez tek başına ulaşan kişi oldu ve yaklaşık 3 saat boyunca dip kısmı çekerek görüntü ve örnek topladı. Cameron, bazı çökelme kayaları ve zaman zaman jellyfish, solucanlar ve amfipodlar gibi yaşam belirtileri gördüğünü rapor etti. Üçüncü insanlı keşif, 2019 yılında gerçekleştiğinde Amerikalı özel sermaye yatırımcısı ve kaşif Victor Vescovo, Limiting Factor adlı bir denizaltı ile indi. Vescovo, Challenger derinliğine defalarca ulaşan ilk kişi oldu ve 10.928 metre derinlikle en derin dalış rekorunu kırdı. Vescovo, her seferinde yaklaşık 4 saat boyunca dip kısmına geçirdi ve bir balık, bir kaşık solucan ve karides benzeri bir yaratık gibi birkaç yeni tür hayvan keşfetti. Ayrıca okyanus kirliliğinin boyutunu gösteren plastik poşetler ve şeker kağıtları gibi insan yapımı nesneler de buldu. Mariana Çukuru'nda canlılar nasıl hayatta kalıyor? Mariana Çukuru, derin denizlerin aşırı koşullarına uyum sağlamış bir dizi canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu organizmalar aşırı çevrelerden hoşlanan ekstremofiller olarak adlandırılır. Bu organizmaların geliştirdiği bazı uyumlar şunlardır. Yüksek basınca dayanıklılık. Bazı organizmalar yüksek basınca dayanabilen esnek veya sıkıştırılabilir vücutlara sahip olmak için evrildi. Örneğin Mariana Çukuru'ndaki balıkların basınç altında çökecek hava dolu boşluklar, yüzgeç keseleri veya akciğerleri gibi parçaları yoktur. Bunun yerine bükülebilir ve kırılmadan deforme olabilen jelatinimsi veya kıkırdaklı iskeletler ve dokulara sahiptirler. Bazı organizmalar ayrıca yüksek basınç altında çalışabilen özel enzimlere ve proteinlere sahiptirler. Düşük ışık adaptasyonu. Bazı organizmalar karanlıkta en ufak ışığı algılayabilen büyük gözler veya ekstra ışığa duyarlı hücreler geliştirmiştir. Örneğin Mariana Çukuru'ndaki bazı balıkların başlarının yarısını kaplayabilen dev gözleri vardır. Bu gözler daha fazla foton yakalayabilir ve karanlıkta görüşlerini arttırabilir. Bazı organizmalar ayrıca biyolüminesansa sahiptir. Yani kimyasal reaksiyonlar aracılığıyla kendi ışıklarını üretebilirler. Biyolüminesans, iletişim, çekicilik, savunma veya kamuflaj için kullanılabilir. Düşük sıcaklık toleransı. Bazı organizmalar hücrelerinin soğukta donmasını veya kristalleşmesini engelleyebilen antifriz proteinlere veya glikoproteinlere sahip olacak şekilde evrilmiştir. Örneğin Mariana Çukuru'ndaki bazı balıkların kanlarında hücrelerinin donmasını önleyebilen antifriz proteinleri bulunur. Bazı organizmalar ayrıca termoregülasyona sahiptir. Yani dışsal dalgalanmalara rağmen sabit bir vücut sıcaklığını koruyabilirler. Termoregülasyon, metabolizma yoluyla ısı üretme veya izolasyon ya da karşı akım değişim sistemleri kullanma yoluyla elde edilebilir. Düşük gıda bulunabilirliği. Bazı organizmalar enerji tüketimini azaltabilir ve hayatta kalma şanslarını arttırabilirler. Örneğin Mariana Çukuru'ndaki bazı balıkların metabolizma hızı çok düşüktür ve 100 yıldan fazla yaşayabilirler. Ayrıca büyük ağızları ve genişletilebilir mide sistemleri vardır. Böylece kendilerinden daha büyük avları yutabilirler. Bazı organizmalar ayrıca simbiyoza sahiptir. Yani onlara yiyecek ya da enerji sağlayabilen diğer organizmalarla karşılıklı ilişkileri vardır. Örneğin Mariana Çukuru'ndaki bazı tüp solucanlar içlerinde hidrojen sülfidi organik maddeye dönüştürebilen bakterilere sahiptir. Mariana Çukuru, dünya üzerindeki yaşamın inanılmaz çeşitliliğini ve uyum yeteneğini gözler önüne seren büyüleyici bir yerdir. Ayrıca bilinmeyen gezegenimizin daha da derin yerlerini keşfetmeye bizi zorlar. Gelecekte insanoğlunun neler keşfedebileceği ise halen akıllarda soru işareti bırakmaktadır. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu video gibi tabiat gerçekleri konularında daha fazla videolar görmek için videoyu beğenin ve abone olun. Ayrıca en son yüklemelerimizden haberdar olmak için zil simgesine basıp bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir dahaki sefere kadar görüşmek üzere, hoşça kalın.